Merhaba arkadaşlar, Gamer'da bir kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Dead by Daylight rehber serisinden hepinize selamlar. Bu serimiz arkadaşlar sırasıyla tüm katillerin nasıl oynanması gerektiği hakkında bilgiler vereceğiz. İşte o katilin avantajları neler, dezavantajları neler? O katile yapılabilecek bizce en iyi perk build'leri neler? Hangi addons'larla katili daha güçlü hale getirebilirsiniz? Ve o katil için yapabileceğiniz trikler nelerdir? Tüm katil videolarında bunlardan bahsedeceğiz. Biliyorsunuz katil rankı ve oynayışı çok iyi olan birisi değilim. Dolayısıyla bu seride bana rank 1, yıllardır rank 1 olan Mami, Sensei adlı kişi yardım edecek. Birçoğunuz zaten tanıyorsunuzdur. Yani sen ne biliyorsun ki bize anlatıyorsun birader diye bir çıkış göstermeyin. Bu serideki ilk katilimiz Nerd. Oyunun düşük ranklarında, yani oyunun mantığına göre düşük rank en iyi oyuncular oluyor biliyorsunuz. Düşük ranklarda en çok seçilen katillerden bir tanesi. Oynaması çok zor fakat bir o kadar da etkili bir katildir. Bu katil nerflenmiş olmasına rağmen, yani eski haline göre daha güçsüzleştirilmiş olmasına rağmen yine de hala becerebilenler için gerçekten survivor'lara kabus olan bir katildir. Şimdi neden bu katili seçmeniz gerektiği hakkında size bu katilin avantajlarını sayacağım. Ardından da dezavantajlarına geçeceğiz. Biliyorsunuz ki survivor'lar için oyundaki en önemli şeylerden biri paletlerdir. Bu paletler katilleri oldukça fazla zaman kaybettirir. Fakat Nerd için bu paletler hiçbir anlam ifade etmiyor. Çünkü sen paleti devirsen bile Nerd'ün paletin içinden geçme özelliği var. Yani paleti kırmasına bile gerek yok. Veya da sağdan soldan dolanmasına gerek yok. Biliyorsunuz ki oyunu yavaşlatmak için jeneratör gezmek çok önemli. Dolayısıyla ışınlanarak tüm jeneratörleri kısa bir sürede gezerek, orada bulduğunuz survivorları yaralayarak veya da yere düşürerek arkadaşlarının o survivorlara yardım etmesini sağlıyorsunuz. Bu da diğer kişilerin jeneratör yapamaması ve zaman kaybetmesi anlamına geliyor. Ve bu katilimizin 3 perkü de gerçekten çok etkili perkler. Perkü hırıltı perkü. Acı içindeki kurbanların nefesini %25 daha fazla duyuyorsunuz. Bu da yaralı bir survivor'ı bulma ihtimalinizi daha da arttırıyor. İkinci perkü ecel korkusu perkü. Her yaralı, can çekişen veya kancaya asılmış kurban için bütün kurbanlar en fazla %12 olacak şekilde tamir, iyileştirme ve sabotaj hızlarına %3 ceza alırlar. Yani siz ne kadar fazla kişi yaralarsanız veya kancaya asarsanız bütün survivor'ların bir eylem yapma hızı o kadar düşüyor. Son perkü ise hemşirelik içgüdüsü. 20 metre yakınında iyileştirilen veya kendini iyileştiren kurbanların haresi sana görünür. Gelelim Nerd'ün dezavantajlarına. Ustalaşması zordur, yani çok fazla pratik isteyen bir katil. Bazı maplerde Nerd'ü oynaması çok zordur. Ve yine bazı mapler Nerd için hatalı dizayn edilmiştir. Işınlanmanız bittikten sonra bir pee diye bir sersemleme süreniz olduğu için kurbanları kaybetmeniz kolaydır veya da iz takip etmeniz zordur. Nerd'ün addonslarının diğer katillere göre çok fazla iyi olduğu söylenemez. Hızı normal katillere göre daha yavaştır. En önemli konulardan birisi bu. Oyun zaten sana ışınlanma yeteneği vermiş, hızını alıyor oradan. Normal bir katilin hızı %115 iken, örneğin Trapper, Nerd'ün hızı %96,25. Yani Nerd saniyede 3,85 metre gidebiliyor arkadaşlar. Sıradan bir survivor koşu halindeyken saniyede 4 metre gidiyor. Yani sadece yürüyerek bir survivor yakalamanız neredeyse imkansız. Işınlanmayı kullanmanız şart. Şimdi biraz daha Nerd triklerine nasıl daha iyi kullanabilirsiniz, neler yapabilirsiniz Nerd'de? Bunlara geçelim. Şimdi elimi sıkacağım ve elim tam sıkıldığında en uzak mesafeye gidebiliyor hale geliyorum. Onu da şu an addonsuzum. Yani addonsuz ve hiçbir şey takmadım. O şekilde göstereceğim. Kaç saniye olduğunu hemen bakalım onun. Evet, o bölgeye ne kadar sürede ulaşıyoruz ona bakalım şimdi. Şu an maksimum gidebileceğim yere bakıyorum. Bu da bir 2,5 saniye falan. Şimdi bir de sersemleme süremi inceleyelim. Gördüğünüz gibi. İki tanesinde de deneyelim. Belki aralarında fark vardır. Bu böyle. Bu daha net anlaşılsın diye addon taktım. Gidebileceğimiz mesafe bu kadar bir uzunluk. Evet arkadaşlar, şimdi bahsettiğim gibi Nerd'ün hız dezavantajını göstereceğiz sizlere. Tam şu ağacın şuradan başla bak. Ağacı kıçını daya. Heh. Gidiyorum. Hazır mısın? Çarptım. Sıra bende. Kargacımla beraber gidiyorum ben, yalnız yalnız değilim. Abi. Bir de yan yana gidelim mi? Opsiyonel olarak. Tamam. Bir de yan yana gösterelim. Tam bahsettiğimiz gibi Nerd 3.85 iken benim 4. Yarım saniye falan önünde geldim. Şu normal bir katil olsaydı benim çok daha önümde gitmesi gerekiyordu. Aynen, yetişemiyorum hızlısı. Aradaki fark neredeyse kapanmıyor yani, baksanıza. Hep aynı.
Hani düz gelerek imkansız gibi bir şey. Gelemiyorum. Sadece belki yolu kısaltır işte nesneleri şey yaparak, kullanarak. Şu an Bloodlust'ım geldi, o yüzden hızlandım. Aynen. Bloodlust geldiğinde çözebilir tek bu sorunu yani. Ki onunla bile zor baksanıza. Evet arkadaşlar, şimdi Nurse'e palet oyunu yapmanın çok zor olduğundan bahsetmiştim. Bunun nedeni de Nurse'ün nesnelerin, paletlerin içinden geçebilmesi olduğunu söylemiştim. Şöyle, paletler neden bir şey ama zaten ışınlanma özelliğine sahipsiniz. Paletleri kırmaya falan hiç uğraşmayın. Ya ben seni şimdi mesela şurada döndürdüm, tamam mı? Tamam, aynen. Burada döndürdüm. Tamam mı? Burada paleti dönmem normalde mesela. Aynen, dönmemesi lazım yani zaten. Paleti şöyle, devirdim. Çat. İçimden geçti, çat, koydu. Paleti devirdim. Şöyle, İçimden geçti, çat. Koydu. Bu paleti kırmakla falan hiç uğraşmasına gerek yok. Ya burada mesela şöyle bir oyunda var. Mesela karşıya geç. Burada mesela şöyle bir oyunda var. Mesela karşıya geç. Survivor'lar ben böyle geçeceğimi anladığımda böyle atlayabilir. Aynen, ben de hemen buraya şey yaparım. Yani geçiyormuş gibi fake verip buraya bırakırım. Zaten aşağı tuttuğunuzda en yakın yere inersiniz. Yukarı kaldırdığınızda en uzak yere. Şimdi önünüzde bir Survivor var. Survivor'ların arasından kaçmak için en çok başvurduğu yol ve en mantıklı olanı tabii ki de objelerin arkasına geçip izini kaybettirmek veya katili şaşırtmak. Bir Survivor burada ne yapar? Duvardan geçer ve dümdüz devam eder, değil mi? Biz burada Nurse'de bunun önünü kesip onu şaşırtıp direkt öldüreceğiz. Nurse'ün en çok işe yaradığı olaylardan biri. Şimdi örnek olarak gösterelim mesela. Ahmet kaysın köşeden. Ben bu şekilde gideceği yönü tahmin ettim. Önüne çıkıyorum ve direkt yere düşürüyorum. Get wrecked bitches. Bir de bunun değişik bir şekli var, onu göstereceğim. Nurse elini sıktığı zaman, şimdi sen benim ne tarafa gideceğimi bu şekilde görebiliyorsun değil mi? Ben sola yaptığımda sola yönleniyorum. Kırmızı ranktaysanız iyi bir oyuncu diyeyim, hadi rank vermeyeyim özellikle. İyi bir oyuncu direkt bu şekilde dümdüz gitmez bu köşeden geçtiğinizde. Şurada bekler, sizin yön aldığınız tarafı görür ve o yani böyle gidecekken geri döner, anladın mı? Sen duvarın arkasındayken biliyorum ki sen beni izliyorsun ve şöyle baktığımı gördün. Evet. Yani böyle baktığımı gördüğün için o tarafa gitmeyip ters yöne yön alacağını bildiğim için ben böyle yapıp hemen eğimi sola çekip bu tarafa geliyorum ve kucağıma düşüyorsun. Tamam. Sağa gidiyor gibi fake'imi verdim, sol döndüm. Bir dakika, fazla gitmişim ama sıkıntı yok. Bir daha ışınlanarak vuruyorum ya. Mantık olarak bu kısacası. Bu çok etkili bir şey bu arada, bu kadar basit gözüktüğüne bakmayın. Sola gittim gibi gösterip sağa döndüm. Selamünaleyküm. Bak, o da sola gösterip sağa gitme fake'i. Şimdi son gelen Nurse peşlerinden sonra Nurse'ün bildiğiniz gibi artık iki tane charge'ı var. Şimdi aşağı ve yukarıda bir düşmanınız var. Şu an yani Survivor var. Şu an aşağıda gördüğünüz gibi. Şu şekilde buradan hiç vault mode uğraşmıyorum. Soldan sağdan gitmeye çalışmıyorum. Direkt bu şekilde gelip vurabiliyorum. Aynı şekilde yukarıdakini de göstereyim. Yukarı çıksana. Yukarıda gördüğünüz gibi şu şekilde atarsanız aşağı gidersiniz. Şöyle yaparsanız alakasız gidersiniz. Şu an yani fulllediğim için tabii biraz şu an yanlış gidebilirim. Gene bir deneyeceğim. Bakalım. Güzel, geldim. Yani elinizi yukarıya kaldırdınız mı daha yukarı, aşağı indirdiniz mi aşağı gidiyorsunuz. Bunu unutmayın. Üf. Şimdi Nurse'de bu ayrıntıların, güzel ayrıntıların yanında bir de şöyle bir şey var. Şimdi uzun bir yoldasınız, şu şekilde bir yoldasınız. Az önce yürüyerek yetişemeyeceğinizi gösterdik. Tamam. Burada sağ tıkınızı çok fazla doldurmamaya çalışın çünkü yani adam iyi bir oyuncuysa Nurse'ün zamanlamasını bilir ve geri kaçar. Mesela bir örneğini sen göster istiyorsan. Çok abandım. Gördüğün gibi geri kaçtı. O yüzden bunu hafif tutup yani eğer iki charge'ınız varsa ikisini birden kullanıp gerekirse indirebilirsiniz. Şimdi lunge dediğimiz olayı göstereceğim. Vuruş mesafesi gibi düşünebilirsiniz. Yani şu şekilde sol tıka basılı tuttuğumuzda uzağa saldırıyor bildiğiniz gibi. Bir kere bastığımızda dibinizi direkt yapıştırıyor. Nurse'un lunge'ı uzun olan lunge'lardan birisi. Hatta oyundaki en uzun lunge'lardan bir tanesi diyebilirim. Şimdi bunun lunge'ları da şöyle fark ediyor. Bu normal basılı tuttuğunuzda gittiği mesafe gördüğünüz gibi bayağı uzun gidiyor. Bir de ışınlandığınızda var, o buna nazaran daha kısa. Bu şekilde daha yakına vuruyor. Bu şekilde daha uzuna gidebiliyor. Işınlandıktan sonra rakibinize yakın olmaya dikkat edin, yoksa ıskalarsınız normal şekilde gitmediği için. Evet arkadaşlar, şimdi Nurse için bize göre en ideal build'lerden biri olan perk build'inden bahsedeceğim. Bu anlatacağım 4 perk ile Nurse'u daha etkili, daha iyi bir şekilde kullanabilirsiniz. İlk perk'ümüz Efsun yıkım perk'ü. Normal bir skill check tutturduğunuzda jeneratörde %5 gerileme oluyor arkadaşlar. Tutturmanıza rağmen. Eğer skill check'in oradaki küçük beyaz kısmı
Yani good skill check kısmını tutturursanız jeneratörde hiçbir ilerleme olmuyor. Gerileme de olmuyor. Yani tamamen survivor'ların jeneratör yapmasını zorlaştıran bir perk. Fakat bu perk değişti. Şu an henüz oyuna eklenmedi. Test server'da gördük nasıl olduğunu anlattık. İşte bu perk'ün yeni hali gelene kadar bu perk'ü kullanabilirsiniz. Bu perk'ün yeni halinden sonra ise çanak çömlek patladı perk'ünü kullanabilirsiniz. O perk ise bir kurbanı kancaya astıktan sonra 60 saniye içinde kırdığınız ilk jeneratöre %25 gerileme yapmanızı sağlar. İkinci perk'ümüz mangal ve piknik perk'ü. Birini kancaya astığınızda kancadan 40 metre uzaklıktaki bütün survivor'ların aurası size 4 saniye boyunca gözükür. Nurse'te ışınlanabilen, uzak mesafelere hızlı gidebilen bir katil olduğu için bu perk ona çok fazla avantaj sağlayacaktır. Üçüncü perk'ümüz hemşirelik içgüdüsü perk'ü. 28 metre yakınınızda bir survivor iyileşiyorsa veya bir arkadaşını iyileştiriyorsa bu survivor'ların aurası size gözükür. Normal bir katil de bu perk'ü takarak onları görebilir. Fakat muhtemelen katilin kalp atış sesini duyarak onun geldiğini fark edip survivor'lar kaçacaktır. Fakat Nurse ışınlanabildiğinden dolayı survivor'ların aurasını görür görmez onlar daha farkına varmadan onların yanında bir an bitebilir. Son perk'ümüz yanlış teşhis perk'ü. Bu perk şu şekilde. Kovalama esnasında dehşet alanınız 8 metre büyür. Yani birini kovalıyorsanız kalp atış sesiniz 8 metre daha fazla genişler. Fakat herhangi birini kovalamıyorsanız, normal bir pozisyondaysanız kalp atış hızınız 8 metre daha küçülür. Bu da Nurse ile Survivor'ların ta dibine kadar girmenize olanak sağlar. Çünkü siz map'in neresinde olursanız olun Survivor'lar zaten sizin ışınlanma sesinizi duyuyor. Fakat kalp atış sesinizi duyamayacakları için ışınlansanız dahi onlara gittiğinizi anlamayabilirler. Dolayısıyla bir an yanlarına sokulabilirsiniz. Şimdi bu yanlış teşhis perkinin görüş açı olayı şöyle çalışıyor. Şimdi ben Survivor'ı gördüğümde gördüğünüz gibi bir yakınlaştı ekran, dikkat ederseniz. Bu da yani bu ses duyuluyorsa ve ben Survivor'la kovalamaca içindeysem ekran yakınlaşıyor ama kaçmasına izin verdim diyelim, dikkat edin. Gördüğünüz gibi bir genişledim tekrar, yani görüş açım genişledi şu an. Tekrar kovalamacaya giriyorum. Görüş açım yakınlaştı. Bu %10'luk bir fark, o yüzden çok fark edemiyor olabilirsiniz. Silahıma dikkat edin şimdi. Gördüğünüz gibi bir öne gidiyor yani. Görüş açım genişliyor. Tekrar bir şey yapalım. Kovalamaca başlarsa eğer. Yakınlaştı, gördünüz mü? Sanki kamerayı zoomlayıp geri çekiyormuş gibi düşünün. Evet arkadaşlar, şimdi geldik son kısma. Nurse'e en iyi hangi eklentileri takabilirsiniz? Yine bize göre en iyi eklentiler olarak altını çiziyorum. İlk eklentimiz kötü adamın son nefesi. Başarılı bir sıçrama saldırısıyla bir kurbana vurduktan sonra hemşireye 16 saniye sürecek olan bir tespit edilemez durum etkisi kazandırır. Bu etki her 60 saniyede yalnızca bir kere tetiklenir. Tespit edilemez durum etkisini hemen size açıklayayım. 16 saniye boyunca kalp atış sesiniz duyulmuyor hiçbir şekilde. Survivor'ın dibine girseniz dahi. 16 saniye boyunca kırmızı ışığınız olmuyor. Yani survivor'lar sizin sağdan mı soldan mı geldiğinizi anlamamakla birlikte arkasında olup olmadığınızı da anlamıyor. Aynı zamanda biliyorsunuz ki survivor'larda bazı perk'ler var. Katilin nerede olduğunu, aurasını gösteren. 16 saniye boyunca bu perk'leri de devre dışı bırakıyor. Yani hiçbir şekilde sizin kalp atış sesinizi duymuyorlar, nereden geldiğinizi görmüyorlar, ışığınızı görmüyorlar. Tamamen yok oluyorsunuz yani. İkinci eklentimiz ise sıçramanın yenilenme hızını önemli ölçüde arttırır. Yani şöyle arkadaşlar, diyelim iki kere ışınlandınız. Sonrasında tekrar ışınlanma barınızın kırmızı karenin dolmasını bekliyorsunuz ya. Oradaki hızı arttırıyor. Yani beklemeniz gereken süreyi kısaltıyor. Böylece hızlı hızlı tekrardan iki kere ışınlanabiliyorsunuz. Umarım işinize yarar bir video olmuştur arkadaşlar. Umarım sizlere yardımcı olabilmişizdir. Tüm katillerin bu şekilde serisini yapacağız. Aynı zamanda benim katil gameplaylerim için benim de işime yarayacak tabii ki bunlar. Farklı fikirleri, farklı buildleri, farklı trik denemeleri olanlar tabii ki yorumlarda belirtebilir. Hem bize hem başkalarına öğretmiş olurlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. İyi günler. Bak yine hatırlattın, 2010 manga neden kazanamadı lan? Kodumun çikolata reklamındaki kız kazandı. Yapıyorum. Tamam. Geçtim. Sen sağa git lan oğlum, dur. Mami! Kardeşim! Nereye gittin lan? Yerin içine girdim, dur. Lan nereye gittin, önümdeydin? Sakat elbili gibi oldu, dur gel. Şimdi bu monitör lan. Anlamaz. Burada gene profesyonel bir oyuncu. Şu çok böyle lan oğlum. Ya şurada yapmayalım Ahmet şunu ya.